Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmasının en pratik yolu çocuğa örnek olmaktır. Her sabah ve özellikle her akşam rutin olarak aile bireylerinin dişlerini fırçaladığını gözlemleyen bir çocuk, kendisinin de dişlerinin fırçalanmasını isteyecek, kendi dişlerini fırçalama konusunda da hevesli davranacaktır. Yani öncelikle çocuğa rol model olmak gerekmektedir. Diş fırçalama alışkanlığını kazandırmanın diğer basit adımı da çocuğunuza kendisine ait bir diş fırçası ve diş macunu almaktır. Mevcut macun ve fırçalar genellikle çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini kullanmaktadırlar. Bu da çocuk üzerinde olumlu etki yaratabilmektedir. Macun ve fırça alırken sadece çok sayıda ve çeşitli almaktan kaçınmalısınız. Çok sayıda diş macunu ve diş fırçası çocuğun aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Çocuğun ilk 6 yıllık ağız diş sağlığından ve dişlerinin bakımından ailesi sorumludur. Çocuğun ince motor gelişimi tamamlanana kadar, yani el becerisi tam anlamıyla gelişene kadar, ki bu da ortalama 7-8 yaşı bulmalıdır, diş fırçalamasını ebeveyn yapmalıdır. Bebeklik döneminde başlanan düzenli diş fırçalama çocukta alışkanlık haline gelecektir. Ancak 2-2,5 yaş civarında çocuk kendi benliğini ortaya koyma çabası içine gireceğinden dişlerini fırçalatmak istemeyebilir. Kendim yapacağım tutumunu takınabilir. Bu dönemde çocukla inatlaşmamak, ona kendi fırçanızı verip "Sen benim dişlerimi fırçalar mısın? Bu arada ben de senin dişlerini fırçalayayım. Bakalım yaramaz mikroplar hala dişlerinde duruyorlar mı?" gibi bir oyuna çevirerek diş fırçalama aktivitesini çocuğu tekrar diş fırçalama konusunda heveslendirebilirsiniz. Fırçalamaya direnç gösteren çocuklara diş hekimliği oyunu oynatarak, örneğin bir hikaye içerisinde dişlerin fırçalanmadığı durumlarda ne gibi problemler çıkabileceği, diş mikroplarının dişleri ağrıtabileceği interaktif bir şekilde anlatılabilir. Çocuklar bu tip doğrudan olmayan, hikayeleştirilmiş mesajlara daha fazla uyum göstermektedirler. Fırçalama aktivitesini de bir mikrop yakalama oyunu haline getirebilirsiniz örneğin. Fırçalama, 7-8 yaşına gelene kadar tamamen çocuğun kendisine bırakılmamalıdır. Anne baba asıl fırçalamayı yapmalı, çocuk da kontrol fırçalaması yapmalıdır. Hijyenin yeteri kadar sağlanması ve diş fırçalamanın etkili olabilmesi için bu şarttır. Bu yaştan sonra da diş fırçalama sorumluluğu yavaş yavaş çocuğun kendisine verilerek sadece kontrol edilmelidir.